Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir yoktum. Şimdi ise de birlikteyiz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Herhangi bir sorun yoktur inşallah. Hayatınız çok güzel ve çok iyi gidiyordur. Artur Beterbiev, Anthony Yarde maç sonunu analiz edeceğiz. Özellikle de Artur Beterbiev'in müthiş sahası Anthony Yarde'yi maçtan kopardı. Anthony Yarde'nin eksikleri nelerdi? Anthony Yarde nasıl bir boksör? Artur Beterbiev karşısında bu kadar kolay bir şekilde yenileceğini belki çoğu boks fanı beklemiyordur. Ama şu da bir gerçek. Artur Beterbiev tehlikeli bir boksör, akıllı bir boksör, güçlü bir boksör ve bazen bu tarz tecrübeli boksörlerin karşısında özellikle de maç sayısı yüksek de olsa bazı boksörlerin nasıl yenilgi tattığını görebiliyorsunuz. Öncelikle Artur Beterbiev'den başlayalım. 19 maçı var, 19 galibiyeti var. 19'u da nakavtla alınmış galibiyetler. Anthony Yarde'ye gelirsek, Anthony Yarde'nin 26 maçı var, 23 galibiyeti var. 22'sini nakavtla kazanmış. O da güçlü bir boksör. 3 tane yenilgisi var. Bunlardan bir tanesi de Artur Beterbiev'den geldi. Öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Boksta hani bazı boksörlerin hani görüyoruz işte 30 maç, işte 25 galibiyeti var, işte 5'i nakavt ve bunun gibi birçok işte seriler, sayılar olabiliyor. Ama bunların hepsi tabi baksanız 25 tane maçın kaç tanesinde iyi boksörle dövüştü. Önemli olan bizim için bu, iki tanesiyle de dövse bu bile yeter. Ama bazen bazı boks maçlarını izliyoruz. Ne yapıyor? Rakibi çıkıyor. İkinci, üçüncü round bitmeden hemen eldivenleri çıkartıyor. Bir bakıyorsun işte al sana maç sayısı. Önemli olan iyi boksörlerle dövüşüp serini bu şekilde yükseltmen senin kaliteni gitgide artar. Mesela Artur Beterbiev'in dövüştüğü boksörler, yine Dimitri Bivol'ün, Canelo Alvarez'in, Gennady Golovkin'in hepsi kaliteli, güçlü isimlerle dövüşüyor. Vuran vurana, kıran kırana maçlar yapıyor. Tabi bu boksörlerin serilerinde birbirinden iyi, birbirinden tecrübeli boksörler var. Mesela Mike Tyson gibi, Muhammed Ali Clay gibi hepsi hafızalarda kalan boksörler. Bu yüzden bu tarz boksörlerin serileri çok daha, nasıl söyleyeyim, kaliteli boksörlerden oluşur. Ama bazen şunu yaparlar, özellikle de bu kuruluşlar, WBC, WBA, bazı kuruluşlar ne yaparlar? Bir boksörü parlatmak için öncelikle onun maç sayısını belli bir seviyeye getirirler ve sonrasında onu yıldızlaştırırlar, onun reklamını yaparlar ve sonrasında da onun üzerinden birçok paralar kazanırlar. Burada şu bir gerçek, mesela Anthony Yarde'ye baktığımızda aslında Anthony Yarde çok kötü bir boksör değil, onu söyleyeyim. İyi bir boks fiziğine sahip, iyi işler yapabilecek bir boksör. Ama bu maçta ayaklarını özellikle de çok fazla kullanması gerekiyordu. Artur Beterbiev gibi güçlü bir boksörün, tecrübeli bir boksörün karşısında çok fazla durmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki Artur Beterbiev özellikle de belli roundlardan sonra rakipleri üzerine psikolojik baskı yapan ve rakipleri presiyle boğan ve sonrasında da rakiplerini kıran bir isim. Özellikle de Artur Beterbiev'in son roundları muhteşemdir. Çünkü o gittikçe açılan bir boksör. Bu yüzden Anthony Yarde burada şu bir gerçek. Mesela çoğu kez bakın, önünde duruyor, bekliyor ve yumruk yiyor. Teknik olarak baktığımızda Anthony Yarde teknik olarak da Artur Beterbiev'den geride. Yani göstere göstere rakibinize yumruk vuramazsınız. Ayaklar, özellikle de kollar aynı anda aynı şekilde orantılı hareket etmeniz gerekiyor ki rakibinize güçlü yumruk vurmanız için. Mesela zaman zaman bakın çok güçsüz yumrukları var Anthony Yarde'nin Artur Beterbiev vururken ve Artur Beterbiev'i de hiç sallamıyor veya canını yakmıyor. Bu yüzden bu tarz maçlarda Artur Beterbiev gibi bir boksörün
karşısında dövüşüyorsanız mutlaka ve mutlaka sert yumruklar vurmanız gerekiyor. Canını yakmanız gerekiyor ki çekinsin ve sizin üzerinize gelmesin. Ama ne yazık ki burada Anthony Yarda'dan böyle yumruklar görmedik. Güçsüz yumruklar. Arthur Beterbiev'de 8. round'da o attığı yumruk işte orada zaten Anthony Yarda'nın fişini çekmiş oldu Arthur Beterbiev. Buradan nasıl mesela Arthur Beterbiev gibi bir boksörü nasıl yenebilirsin? Mesela Erislandı Lara gibi mesela Canelo Alvarez'e yaptığı maçta nasıl ayaklarını kullanıyor işte Canelo Alvarez'in karşısında nasıl rahatta her yerden yumruk vuruyordu. Yani Arthur Beterbiev'i yenecek boksörler bu tarz boks yapması gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Arthur Beterbiev'i bazen insanlar hafife alabilir ama baktığınızda savunması zaman zaman çok iyi ama zaman zaman onun da hataları var. Özellikle de sol yumruğunu çok açık tutuyor. Mesela içeriden bir de kroşeleri çok rahat yiyebilecek bir boksör. Ama dediğim gibi Arthur Beterbiev özellikle de onunla dövüşen boksörler içeriden çok net yumruklar vurması gerekiyor. Arthur Beterbiev gelirken bu tarz mesela bunu en iyi yapan boksörlerden bir tanesi de Erislandı Lara gerçekten mükemmel bir boksör. Tabi onun da iyi dönemlerinde. Mesela bazen Erislandı Lara'yı izliyorum. Bir maçını izliyorum mükemmel. Ama bakıyorsun 3 maç sonra Erislandı Lara da ayakları kalıyor. İşte fazla kilo aldığından oynamıyor. Ve onun da boksu çirkin gözüküyor zamanla. Bu yüzden mesela Dimitri Bivol'le maç yapsa Arthur Beterbiev işte bu maça doyum olmaz. Çünkü ikisi de akıllı, ikisi de tecrübeli, ikisi de yetenekli. Mesela Arthur Beterbiev'in amatördeki maçlarına bakın. Çok daha teknik, çok daha esnek. Nasıl söyleyeyim? Çok daha belleri oynuyor ve her yerden yumruk vuruyor. Ama şimdi ise biraz daha güce dayalı, biraz daha düz boks yapıyor ve bir yere kadar bence Arthur Beterbiev gelecek. Bir yerden sonra Arthur Beterbiev o da yenilgiyi tadacak. Bu kime nasip olacak? Onu da hep birlikte izleyip göreceğiz. Sadece bu tarz boksörlerin karşısında bir tık daha akıllı dövüşürseniz, sakin olursanız bu maçı kazanırsınız. Ama Anthony Yarda Arthur Beterbiev karşısında rahat değildi. Üzerinde biraz stres vardı. Onu herkes görebilir, özellikle boks yapanlar. Burada şu bir gerçek, bu maç daha zevkli olabilirdi. Biraz daha Anthony Yarda çok yumruk sayısını çoğaltması gerekiyordu. Arthur Beterbiev üzerinde baskıyı çoğaltması gerekiyordu. Yani sadece oynayarak, bekleyerek bu tarz dövüştüğü için maçın da baktığın zaman 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 heyecanlıydı ama zaman zaman da maçta heyecan yoktu. Bu yüzden dediğim gibi Arthur Beterbiev'i yenecek boksör Dimitri Bivol gibi sakin ayaklarını kullanan mesafeyi iyi ayarlayan zamanlamayı iyi ayarlayan boksörler Arthur Beterbiev'i yenebilir. Ama zamanlamayı iyi ayarlamazsa sabırlı olmazsa ve Arthur Beterbiev karşısında sakin olduğunu ona göstermezse karşısındaki akıllı zeki bir boksör ve rakibine bakıyor. Onun rahat olmadığının farkında ve bu yüzden de ona baskısını yapıyor. Mesela Canelo Alvarez'le Dimitri Bivol maçına bakın. Dimitri Bivol çok rahattı, sakindi. Kendine güveni yerindeydi ve o maçı kazandı. Aynı şekilde Arthur Beterbiev'in karşısına çıktığında da yine Arthur Beterbiev karşısında sakin olacak. Aynı şekilde Arthur Beterbiev de. Ama şu bir gerçek, işlerinde biraz daha iki boksör iyi olduğu için stres olacak, heyecan olacak ve o heyecanda bu maçtaki enerjinin boyutunu yükseltecek olması gerekiyor zaten. Eğer ki bir boksörde heyecan yoksa küçücükte yani o maça çıkmasının da bir anlamı yok. Heyecan her boksörde olması gerekiyor ki maçın enerjisi yüksek olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte Arthur Beterbiev ile Dimitri Bivol maç yapar ve özellikle de boks fanları boksa doyar. Yine Kalyum Simit ile
Arthur Beterbiev düşünülüyor, birçok boksörle düşünülüyor. Ama bence hiç soğutmadan sıradaki maçın Dimitri Bivol'lu olması gerekiyor. Heyecan dolu maç olur. Çünkü iki boksör de gerçekten yetenekli ve tecrübeli. Bu yüzden bu maçta sadece boks adına, tecrübe adına birçok şeyi görebileceğimiz bir maç. Özellikle de boks fanlarının, boksörlerin bu maç olması gerekiyor. Bu maçta ben doğrusunu söylemek gerekirse Arthur Beterbiev'i çok daha iyi gördüm. Ve bunun da nedeni şu: Arthur Beterbiev'de ilahi bir güç var üzerinde ve bunu görebiliyorum. Arthur Beterbiev'de o kudret, yani ringe girdiğinde o güç, o sakinlik, yani inancını iyi yaşayan bir isim. Yani inancına bağlı ve o da buna o gücü veriyor. O güçle ringde bazen de vurduğunu görürsünüz. Rakibini nasıl ayaklarını yerden kesiyor. Hani onu her maç sonrası bakın yere eğilir ve o da yere eğildiği sürece emin olun kolay kolay Arthur Beterbiev'i kimse yenemeyecek. Ne zaman ki Arthur Beterbiev yere eğilmez, belki ondan sonra çok farklı şeyler olabilir hayatında, ama eğildiği sürece emin olun Arthur Beterbiev boks ringlerinde kolay kolay kaybetmeyecek. Bence iki boksör de bakın sakinlik, durgunluk arası durgun olarak Dimitri Bivol, Arthur Beterbiev aynı. İkisi de çok sakin, ikisi de çok beyefendi ve dövüşmeyi, mücadele etmeyi seven iki isim. Bu maçın inşallah yakın bir zamanda olması dileğiyle. Tabii ki sizin de düşünceleriniz benim için önemli. Bu maçla ilgili bilmiyorum, bana katılıyor musunuz? Yoksa yani Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol maçı olması ile ilgili, yoksa farklı bir isimle mi dövüşmesi gerekiyor Arthur Beterbiev'in? Onu da aşağıya yorumlar kısmına yazın ve bu maçla ilgili de düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii neden bu kadar çok uzaklaştım onu da canlı yayında anlatırım. Belki yarın, belki öbür gün. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.